Zühtü, Zühtü. Ya Zühtücüğüm. Yok işte, yok. Açmıyor, açmıyor. Zühtücüğüm. Selda'la nasıl yaparsın bunu? Ya müdür Dilaver arabanın içindeyken araba konuşmaya başlarsa? Ay inşallah. Ne? Yani diyorum ki ya gerçekten konuşursa müdür Dilaver kesin delirir. Adam akıl hastanesine yatırırlar. Ay inşallah. Ne? Yani yani ağzına gel alsın Ayşegül, o ne biçim laf öyle? Yani yazık Melda halan 500 yılın başı birini bulmuş, o da delirirse ne yapar? Gerçi Melda halanla evlendikten sonra kesin akıl hastanesine yatacak ama neyse. Zühtü. Ay Zühtü. Ya Zühtücüm be. Ah be Zühtü. Ay açmıyor işte, açmıyor. Ya, ya ayılmadı mı hala Zühtü amcam? Ya ayılmadı ne kadar içtiyse. Hop. Üç. Üç şişe mi içtin? Bardak mı içtin? Ay üç fıçı içmiş. Ya. Selda'lı gözünü seveyim, ayıl şu adamı. Ya Selim'e söz verdim. 15 dakika sonra Zühtü amcamla beraber size geleceğiz dedim. Hayatım Zühtü amcan bu haliyle değil Selim'lere şuradaki tuvalete bile gidemez. Zühtü. Ya Zühtü. Zühtü. Sanki Zühtü. Eyvah. Eyvah. Sana yandım Zühtü. Şakadan da şakadan. Hele hele yandım Zühtü. Ben sana yandım. Hoppa. Hadi. Hele, hele. Hop. Hadi Melda. Hop. Hadi aç şu telefonunu. Hop. Ya açmazsan hop. Hepimiz mahvolduk. Hop. Hele bir de araba konuşmaya başlarsa hepten mahvolduk. Birinin cebi mi çalıyor? Efendim? Efendim. Ben demedim. Siz söylediniz. Ben de siz bir şey dediniz zannettim. Ben dedim ben. Nereden geldi o ses? Önüne bak, araba geliyor, yavaş. Hey Allah'ım ya, kimlere ehliyet veriyorlar? Sabahlıktan kaldıramadım samanı. Selda hala gözünü seveyim, sus, hiçbir şey duyamıyorum. Ben sana yandım Zühtü. Susamam da duramam da. Zühtü amcanın yaptığı sihrin etkisinin geçmesi için türkünün bitmesi lazım. Ben sana yandım Zühtü. Hele hele yandım Zühtü. Evet, şimdi önce Yunanistan'ı alsak. Oradan gemiyle İtalya'ya. İtalya'da askerler için bir 15 dakika ihtiyaç ve pizza molası. Akşam ilk uçakla İspanya. 6 gün 7 gece uygundur. 4 gün Barcelona, 3 gün Madrid. Bir dakika ya, ne yapıyorum ben ya? Kendine gel Duman. Tatile gitmiyorsun oğlum, sefere çıkıyorsun ya. Az kaldı Duman. Dünyayı ele geçirmene az kaldı. Eyvah Ayşegül. Aa Ayşegül, sen Selimlere gitmiyor muydun kardeşinin doğum gününü kutlamaya? Evet gideceğiz ama sağ olsun Zühtü amcam ayılırsa. Ya Duman, adam görsen 3 fırça bira içmiş. Sen ne yapıyorsun öyle? Ben mi? Şey yapıyorum ya. Coğrafya çalışıyorum. Malum gün geçmiyor ki bir ülke daha bağımsızlığını ilan etmesin. Bakıyorum yeni ne ülkeler var elimizde. Kim arıyorsun sen? Ben mi? Melda hala mı? Bir an önce sihirli bir arabaya bindiğini söylemem lazım. Ya boş ver, niye telaşlanıyorsun ki? Çünkü bindiği arabayı müdür Dilaver kullanıyor. Ne? İşte geldik. Nihayet. Sıkıldım vallahi ya, sürekli ikinci viteste tıngır mıngır tıngır mıngır. Baksanıza ya, siz kaç saat kalırsınız? Yani uzayacaksa işiniz, ben gidip arkadaşlara da bir benzincide bir şeyler atıştırayım ha. Bu arada birinizin cebi hala çalıyor. Titreşimle fark etmiyorsunuz ha. Buyur kardeş, bir şey mi var? Ne bakıyorsun öyle? Alo. Alo. Melda hala. Seninle çok ciddi bir şey konuşmamız lazım. O bindiğin araba var ya. Hem sihirli hem de konuşuyor. Ya bir an önce müdür Dilaver'i oradan indirmen lazım. Galiba biraz geç kaldık Ayşegül. Bak hala bakıyor. Ne var? Hiç mi konuşan araba görmedi? Evet görmedi. Ha tamam, o zaman bak. Ayşegül, nereden çıktı bu araba? Bilmem. Ay bu adamın ayılacağı falan yok ya. Ne? Aa, kimin ayılacağı yok? Birisi sarhoş mu oldu? Yoo hayır Melda hala. Aa, Melda ile mi konuşuyorsun? Ver bakayım ver ver. Alo Melda'cığım, canım ablacığım. Nasıl gidiyor Dilo'yla? Herhangi bir sorun yok değil mi? Yok Selda'cığım, çok güzel geçiyor gece. Konuşan araba haricinde. Ne? Konuşan araba mı? Nereden çıktı o araba? Sen daha iyi bilirsin Selda. Eminim senin başının altından çıkmıştır. Gecemizi mahvetmek için aldın değil mi bu arabayı?
Kira atıyorsun Melda. Ben araba falan almadım. Şişt, benim aldığımı söyleme sakın. Ay söyler miyim Ayşegül? Heh, tamam. Kim aldı peki? Ayşegül aldı. He? Ayşegül mü aldı? Hani söylemeyecektin. Ne yapayım, çok direndim ama çok zor durumda kaldım. Zorladı beni. Ver bana. Alo? Melda hala. Biliyor musun Selda halam garajda asker biriktiriyor. Ne? Ver şu telefonu bana. Ha, oyuncak, oyuncak asker abla. Oyuncak asker onların hepsi. Aman Selda, sakın benim işin içinde olduğumu söyleme. Ay söyler miyim hiç duma? Selda, bana numara yapma. Ne askeri bunlar? Ya benim hiç haberim yok yani. Duman istedi, ben de gittim buldum. Ne? Duman mı? Hani söylemeyecektin? Ya çok direndim ama zorla söyletti işte. Sana güvenen de kaba. Bir de utanmadan benden Çin ve Japonya'yı istedin. Sana değil Japonya, bir kutu Japon yapıştırıcı alırsam adam değilim ha. Anlaşıldı. Benim gelip orada olaylar el koymam gerekiyor. Ama önce buradaki durumu çözeceğim. Şimdi kapatıyorum. Ama sakın elimden kurtulacağınızı zannetmeyin. Dilaver. 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 İyi misin? Dur dur, bir de ben deneyeyim. Dilaver. Dilaver. Melda Hanım. İyi misiniz? İyiyim. Kusura bakmayın. Bir anda aldım. Yani şimdi söyleyeceğim şeylere inanmayacaksınız ama sanki bu araba biraz konuşuyor gibi geldi bana. Araba mı konuşuyor? Araba. Ben. Yok daha neler. Pardon ya. Bir an daldım. Aferin sana. Ya. Demek öyle. Hı hı. Ha, ondan konuşuyor bu araba. Evet. Vay 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 vay. Helal olsun bu Japonlara. Ha, ne kadar ilerlediler şu teknolojide. Tutabilene aşk olsun. Demek adamlar sonuçta bunu da yaptılar ha. Konuşan araba. Ya. Hem de Türkçe. Ha, şöyle. Bu araba bilgisayarlı. Ha. Böyle bir çip var, onu takıyorsunuz, istediğiniz dilde konuşuyor. Ne demişler? Bir dil, bir araba, iki dil, iki araba. Yani ben arabalarda bilgisayar teknolojisinin kullanıldığını biliyordum ama işin bu seviyeye geldiğini dünyada hayal edemezdim. Pes, aşk olsun. Hem bir anda şaşırdım, anlatamam. Hata bende. Ben size söylemeyi unuttum. Ha, söyleneni de anlıyor. Demek ki bizim okuldaki öğrencilerin yarısı daha zeki. Hop hop. Ne yani? Diğer yarısından aptal mı diyorsun bana? Bana bak, çarparım. Üç basamaklı iki sayıyı şimdi kafadan anlarsın ne kadar zeki olduğumu. Alıngan galiba. yoldan geldi. Yorgun. Biz de utanmadan üstüne bindik. Dönüşte itersiniz bayır yukarı, ödeşiriz. Her lafa da giriyor. Malum Japonlar hazır cevap olmalarıyla ünlü ya. Ben zaten bu Japonların dünya görüşlerini, hayat felsefelerini, bütün ürünlerine yansıtmalarına hayranım efendim. Yani bakın bizde mesela bu yok. Bize ne var? Hem taklit, hem taklit. Sonra niye Avrupa Birliği'ne bizi almıyorlar? En ayıbı adamlar canım. Bak buraya yazıyorum. Japonya Avrupa Birliği'ne giren biz giremeyiz ha. Maşallah Türklüğü de benimsemiş. Yani tabii kaç senedir bu ülkenin benzinini yiyor. O benzin yiyor da sen bunları nasıl yiyorsun hayret Dilaver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.